kaç defa dedim yok anlamıyor. Tutturdu amcam diye. Param yok. Kırmızı. Ama sen de boş ver. Boş ver demek de olur mu? Bilemedin. Hadi şimdi dön önüne ben tahmin edeceğim. Anneciğim. Efendim anneciğim. Sanalar tatile gidiyormuş. Tatil nasıl bir şey? Hmm. Tatil gidip denize giriyorsun. Hani böyle televizyonlarda oluyordu ya. Plajlar var. İnsanlar orada dinleniyorlar. Denize giriyorlar. Hmm. Sadece denize girmek için mi gidiyorlar? Hayır tabii ki. Sadece denize gitmek için değil. Dinlenmek için de gidiyorlar. Bütün kış çok çalıştıkları için yazları da tatile gidiyorlar anneciğim. Ama sen de çok fazla çalışıyorsun. Neden biz gitmiyoruz? Çünkü ben hiç yorulmuyorum ki. Hem sen unuttun mu, senin annen çok güçlüydü. Asla yorulmaz. Değil mi? Ben biliyorum. Paramız yok diye gitmiyoruz. O nereden çıktı şimdi? Sıla söyledi. Sıla mı? Biz fakirmişiz. Fakirler tatile gidemez dedi. Biz fakiriz değil mi anneciğim? O nereden biliyormuş? Hem sen kendine söylemedin mi daha sayı saymayı bile bilmiyor diye? Evet anne. 8'den sonra 10 diyor. 9'u bilmiyor. Bak gördün mü? 9'u bilmeyen insan mı olurmuş hiç? Evet, öğrenmemiş. Bence sana hiçbir şey bilmiyor anneciğim. Biz fakir değil miyiz anneciğim? Tamam, yarım saatte yanındayım. Geç kalmam. Pembe! Tamam, geliyorum. Bildim, bildim. Çilekli dondurmayı ben kazandım. Ama anne, artık hile yapıyorsun. Hep sen kazanıyorsun. Ne oldu kızım? Sen benim tatlı sukurma. Ne oldu? Yapma anne, yapacağım. Yapma. Ben seni hep böyle bulduracağım. Sen hep bileceksin. Her şeyin en güzelini yapacaksın sen. Şimdi teklifime ne diyorsun? 250 milyon size çıkmış olsa ne yapardınız? 250 milyon liralık büyük ikramiye, bütün Türkiye'nin merakla beklediği 250 milyon liralık büyük ikramiye paylaşılmıyor. Sadece bir talihliye gidiyor, bir talihliye. Anneciğim. Efendim bir tane. Biz artık çok mu zenginiz? Artık bizi hiç kimsenin ayıramayacağı kadar çok güçlüyüzsün. Sen ve ben. En birinci anne kız değil mi? En birinci anne kız. Tamam mı? Bak hadi sen de kalsın. Şimdi bankaya gideceğiz. Hayır. Biz biraz dolaşacağız. Olmaz. Dolaşacağız. Kızımla vakit geçireceğim. Bugüne kadar yapmadıklarını yapacak. Eğlenecek, gezecek, mutlu olacak. Önce o. Bunların hepsi tesadüf olamaz Ekrem, imkansız bu. Yok artık, şanssız sayılardan bahsediyoruz. Ne yani, onu da mı? Bilmiyorum ama neden olmasın ki? Çünkü bu bir şans oyunu Rüzgar, şans. Milyonda bir olan bir tesadüf. Ya, göreceğiz bakalım. Nereye gidiyorsun? Şansımı denemeye.
Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, bir şey soracağım size. Sabah çocuğum kayboldu. Eşimle buralarda geziyorlarmış. Bir an elini bırakmış. Sonra da yani polise de haber verdik ama işte... Şimdi buradan çıkarken de baktım sizde kamera var. Belki görüntüler duruyordur hala. Hani bir yardım olur belki. Tabii tabii, buyurun. Kameralar devamlı kayıtta. Eğer buralardaysa kesin bir şey kaydetmiştir. Hadi inşallah. Harika. Saat kaç civarı? 10-12 aralığına bakabilir miyiz? Tabii. Sizin müşteriniz geldi bu arada. İsterseniz ilgilenin. Ben şey yaparım. Süper. Bir şey çünkü. Evet. Kendine bir hesap açam. Kendine... başlarım. Parayı hesabına yatırıyorsun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi. Ben burada bekliyorum. Bir sorun çıkmayacak değil mi? Hayır. O para senin artık. Hiçbir sorun çıkmayacak. Gel bir tane. Merhaba. Ben bir hesap açtırıp para yatıracaktım da. Şuradan bir sıra numarası alın lütfen. Amca. Neden? Çünkü sana ne yapacağını söylüyor. Biz artık hep onun dediğini mi yapacağız? Hayır. Hiç kimse bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Bunu sakın unutma, olur mu? Ama o söylüyor. Evet, söylüyor. Ama ben öyle zannetmesini istiyorum. Bırakalım, o da öyle bilsin. Bu da ikimizin sırrı olsun. Anlaştık mı? Bir de pis işlerden ziyade bu yapılanmanın mali işleriyle uğraşan Turgay Moral var. Ekrem. Sana bir fotoğraf attım, bir baksana ona. Gözüne inanamayacaksın. O arabayı hemen bulmamız lazım. Tamam. Tamam, görüşürüz.
Nerede? Peder! Peder! Adam burnumuzun dibine kadar sokmuş ya. Biz onu böyle koca İstanbul'da ararken... O bizim üstümüzdeymiş bak. Ama kabul etmek lazım peder. Çok akıllıca. Emin! Her yeri arayın. Bellek burada mı bakın? Hemen, hemen! Of, çok sıkıcısın peder. Adam onu burada bırakacak değil ya. Turgay. Turgaycı. Acaba bu Turgay neler çeviriyor? Bu ne lan? Ne yapayım? Baksana peder, çok tatlı değil mi? Ha? Belki sen biliyorsundur kurbağacık, söyle bakalım. Sence bu Turgaycık neler çeviriyor olabilir? Hı? Dökül. Gelecek nasılsa buraya. Belki de. Ya da para ve belleği alıp... ...çok uzaklara doğru yola çıkmıştır. Önce kendini güvenceye alacak peder. Sonra da senle beni bitirecek. Perde. Peki kurbağacık sence... ...bütün bu olan bitenlerin içinde Yonca'nın olayı ne? Ha? Yani sadece bir piyon mu? Yoksa daha fazlası mı? Yoncası dalı. Hadi gel. Buyurun. Ben bir hesap açtırmak istiyorum. Ve bunu da o hesaba yatıracağım. Lütfen benimle gelir misiniz? Buyurun lütfen. Sizi bir dakika bekletebilir miyim? Sıdalı. Sizsiniz değil mi? Buyurun lütfen. Anne ne oluyor? Buyurun lütfen. Buyurun, oturun. Bir şey içer misiniz? Çay, kahve ya da herhangi bir şey. Belki küçük hanım bir şeyler içmek ister. Meyve suyu içmek ister misin?
Siz bir şeyler için lütfen. Ya da açsanız yemek söyleyelim. Ne oluyor? Neden buradayım? Yonca Hanım, öncelikle bankamızı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Malum meblağ oldukça yüklü bir rakam. Bu rakamı nasıl yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Size yardımcı olmak isterim. Tabii ki sizin de isteyeceğiniz bir şekilde bir yatırım planı hazırlayabiliriz. Paramı hesabıma yatırın. Yeterli. Tabii ki para sizin paranız. Ancak doğru bir yatırım planıyla... Bir hesap açılsın ve para oraya yatsın. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Bir de ben birazını çekebiliyor muyum? Tabii ki. Para sizin paranız. Ne kadar çekmek istiyorsunuz? 10.000. Tamam mı? Hallettim. Bütün parayı hesabıma yatırdılar. Güzel. Mithat sizi istediğiniz yere götürecek. Sare'yle dolaşmak istemedin mi? Tamam. Biz Sare'yle birlikte... Mithat sizinle olacak. 3 saat vaktiniz var. 3 saat sonra otelde olun. 3 saat mi? Niye 3 saat? 3 saat Yonca. 3 saat. 3 saat sonra otelde. Onu kandırıyoruz değil mi anneciğim? Sakın açma gözlerini. Açmıyorum. Açtın mı yoksa? Hayır hayır açmadım anneciğim. Ve açabilirsin. İyi ki doğdun bir tanem. Pasta. Evet hem de senin en sevdiğinden çilekli pasta. Çilekli. Hadi şimdi gözlerini kapat. Ve bir dilek tut. Sonra da üfle mumu. Ne tutayım? Bilmem bir tanem. Senin dileğin. Ne istiyorsan onu tut. Ama birazcık çabuk ol. Bak mumun sönecek. Üfleyemeyeceksin. Tamam. Tuttun mu? Tuttum. Hadi üfle o zaman. Ne tuttum biliyor musun anneciğim? Bu söylenmez ki. Sonra olmaz bir tane. Ama anneleri söylenir. Öyle miymiş? Evet. Ne tuttun peki? Prenses olmak. Sen zaten benim prensesimsin. Ya anne öyle değil. Nasılmış? Böyle üstümde çok çok güzel bir prenses kostümü olacak. Sonra başımda tacım olacak. Sonra... Prenses olduğum için ne istersem yapabileceğim. Sonra... Bugün ne günü biliyor musun? Ne günü? Bugün... Prenses olma günü. Gerçekten mi? Evet bir tanem. Bugün senin günün. Senin bugün prenses olup ne yapmak istiyorsan onu yapacağın gün. Nasıl olmuşum anneciğim? Çok güzel olmuşsun bir tanem. Ama sen neden ağlıyorsun ki? Mutluluktan. Ben hayatımda hiç bu kadar güzel bir prenses görmedim. O yüzden. Eğer paramız yok diye üzülüyorsan olmayalım bizi. Hayır bir tane. Hayır var bizim paramız. Unuttun mu çok paramız var bizim. Ya sonra alır mı anneciğim? Haklısın tamam. Tamam. Ama neden mutsuz benim prensesim yoksa beğenmedin mi kostümünü? Anladım. O zaman? Bir daha ağlama olur mu anneciğim? Tamam. Bir daha hiç ağlamak yok. Söz mü? Söz. En birinci anne kız sözü. En birinci anne kız sözü. Hadi ama gülelim birazcık. Bir şartla. Neymiş bakalım o şart?
anneciğim, aynı kraliçeler gibi. Çok güzel olmamış mı? Evet, çok güzel olmuş. O zaman dediğini yaptığıma göre ben artık bunu çıkarabilirim. Hayır. Unuttum, bugün prenses günü. Yani? Prenses ne isterse öyle olacak. Peki, prenses ne istiyormuş? Herkes bize bakıyordu da anneciğim. Evet, herkes bize bakıyor anneciğim. Çünkü prenses ve kraliçeye herkes bakar. Evet, haklısın. Herkes bakar. Peki, prenses ne yapmak ister? Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta? Anlık bir buluşma. La 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 la, ben de böyleyim. La 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 la, hep de böyleydim. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben hatalarımla. Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka. Gittiğim yer başka. Yokuşlarım başka. La 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 la, ben de böyleyim. La 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 la, hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi gidebilirim. Kalbinin oralara koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta, anlık bir buluşma. La 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 la, ben de böyle. Mutlu musun bir tane? Yok. Ya sen anneciğim? Mutluyum. Çok. Ekrem, hadi bana şu mobese kameralarından bir haber vardı. Heh. Rüzgar, biraz sakin ol. Farkında mısın bilmiyorum. Resmi iş yapmıyoruz. El altından bu kadar oluyor. Tamam tamam canım, ben... Biraz daha sabır. Bulacağım dedim. Sen ne yapıyorsun? Yani sadece kendime amacımı hatırlatıyorum, o kadar. Turgay, Moral ve Yonca. Ha, aynen öyle. Ve şanslı sayılar. Sanırım haklısın. Artık ne dönüyorsa yolun sonu... Masar. Evet. Gidelim mi? Çak o zaman. Bana o arabanın nereye gittiğini bul Ekrem. Ne olursun bul, olur mu? Merve mi? Ya oyuncaklar yine birbirine girmiş. Onları ayıklıyorum. Ben hallederdim. Yok ya, şimdi yanlışlıkla en sevdiği oyuncağı atarız falan. Yardım edeyim size. Ayla, ben yalnız başıma yapsam daha iyi olacak. Tamam efendim.
Rüzgar. Bu herif ne zamandır alıyor oğlum okuldan? Bir dakika sen... Ya bu herif oğlum okuldan ne zamandır alıyor diyorum. Sen neredesin? Ya sana bir şey soruyorum. Rüzgar sen okula mı gittin? Soruma cevap versen benim, soruma. Seni ilgilendirmiyor. Öyle mi? Beni ilgilendirmiyor. Ben onun babasıyım ya, nasıl ilgilendirmiyor beni? Rüzgar bak sakın ona görünme. Bak mahkeme kararı var sakın. Ya başlarım mahkemesine de kararına da. Bu herif oğlumu okuldan almayacak, o kadar. Ne işi var herifin burada? Rüzgar tamam bak sakin ol ya, okulda bir olay olmuş. Ne olayı? Ya ne önemi var? Ne önemi var, ne yapacaksın? Bana bak, bak sakın yaklaşma ona bak. Denize iyi gelmiyorsun Rüzgar, psikolojisi bozuluyor sonra sakın. Ben mi iyi gelmiyorum? Evet sen. O olayı hala atlatamadı bak sakın. Ben kendi oğluma iyi gelmiyor muyum Merve? Hayır. O herif mi iyi geliyor yani? Rüzgar yapma ya. Ya o herif mi ona iyi geliyor? Bana cevap ver, onu söyle. İzin ver. Senin yapamadığını yapsın. Neymiş o? İlgilensin onun. Benim yapamadığım neyi yapacak Merve? Neden yemek yemiyor anneciğim? Kızgın amca mı? O mu kızgın amca? Hep öyle bakıyor ya. Öyle mi bakıyor? Evet. Onunla da kızgın amca. Diğer amcanın da bilgili. Her şeyi biliyor ya. Bak. Bir tanem ben sana ne diyeceğim? Şimdi senin bana bir konuda yardım etmen gerekiyor. Ne yapacağım? Hani o kızgın amca ya. O görmeden benim halletmem gereken çok önemli bir işim var. Ne? Şişt, tamam sessiz ol. Bunu duymaması gerekiyor. Sen ben gelene kadar onu oyalayacaksın. Olur mu bir tane? Tamam. Sen burada beni bekle. Hemen geliyorum, anlaştık. Anlaştık. Benim bir tuvalete gitmem gerekiyor. Sare size emanet. Tamam, gelince kalkarız. Ben bir telefon, bir de hat alabilir miyim? Bu ne için abla? Boş zamanlarımda kraliçelik yapıyorum. Problem mi var? Yok, yok abla. Hangi telefonu istersin abla? En uygunu hangisiyse onu. Size uygun telefon bu. Hat ne zaman açılır? Akşama kadar açılır. Şeker ister misin? Ama bu benim en sevdiğim renk. Hem sana bir iyilik yaptığın için sana ayırmıştım. Yemezsen çok üzülürüm. Daha ne kadar var? Az kaldı abla.
çok susadım. Bana söyler misin? Geldim. Artık gidebiliriz. Bir dakika bekler misiniz? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Yün fanila var mı erkek için? Tabii, kaç beden? Sonuçların bir öncekine göre daha kötü ne yazık. Bu şekilde devam edemezsin Turgay. Senin acilen... Sadece ağrı kesici istiyorum senden. Turgay, bu öyle basit bir şey değil. Bunları konuştuk seninle. Kendine eziyet etmekten vazgeç artık. Bir an önce yatış yapman lazım. Bana sadece iki hafta daha dayanacağım bir şeyler ver. Şu ağrılarımı dindirecek bir ilaç sadece. Bir faydası olmayacak diyorum, anlamıyor musun? Değerlerin gittikçe düşüyor. İki hafta daha kazanmak istiyorsan söylediğimi yapman lazım. Yoksa... Yoksa öleceksin. Ölüme görmüyor muyum zaten? Ağrı kesici versen bile birkaç gün sonra dozu yetmeyecek. O kadar şiddetli olacak ki dayanamayacaksın. İki hafta. İki haftaya daha ihtiyacım var. Peki. Tamam. Yazacağım ama bir faydası olmayacak. Üzgünüm. Ayrıca madem hastaneye yatmayı kabul etmiyorsun, kızlarının yanına git Turgay. Git ve son günlerini onlarla geçir. Ne yazık ki sana söyleyeceğim tek şey bu artık. Canım, bu size. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Doğum günün kutlu olsun kızım. Ben sizin doğum günlerinizi ne zaman unuttum ki? Hediyen çok güzel. Beğenmeni sevindim. Nasılsın baba? İyiyim kızım. İyiyim. Ben seni... Ben iyiyim. Gerçekten. Bak, beni merak etmeni istemiyorum. Nasıl? Burcu. İyiyim ben. Baba, bu akşam yanımızda olmanı istiyorum. Doğum günümde yanımda olmanı istiyorum. Lütfen, ablam umurumda değil. Son bir defa eskisi gibi olalım istiyorum. Baba. Baba. Baba, gelecek misin? Son defa. Son defa. Geleceğim.
Efendim Burcu. Ablacığım, sana bir şey söylemek istiyorum. Bak, dışarı çıkalım diye direteceksen hiç boşuna uğraşma. Ayrıca sabahtan beri senin pastanla uğraşıyorum. Yok, hayır. Ben akşam babamı davet etmek istiyorum. Hayır. Ama abla. Hayır dedim sana. Ya ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Adam ölüyor ya, ölüyor. Bak, asla böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Asla böyle bir şey olmayacak. Hadi, başka bir şey yoksa kapatıyorum. Yok. Yok.